Eurofighter Tayfun uçakları uzun bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer ediyor. Savunma analizinin 9 Haziran 2022'de yayınlanan videosunda jetlerin teknik altyapısını incelemiştik. Özellikle bakım ve işletim maliyetleri konuşulan hava araçlarının maliyetlerini, yaşanan sorunları ve sebeplerini, AESA radar entegrasyonunu, Türk Hava Kuvvetleri'ne sunacağı güç çarpanı, avantaj ve dezavantajlarıyla birebir muharebe konusundaki kapasitesi gibi hususları da bu içeriğimizde inceleyeceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İçeriğe başlamadan önce savunma analizi takip etmeyi unutmayın. Gönderimizi beğenerek bizi destekleyebilir, çan butonuna tıklayarak en son içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Havacılıkla yakından uzaktan ilgilenen hemen herkesin bir uçak söz konusu olduğunda aklına gelen ilk sorular arasında ilk edinim ve işletim maliyetleri yer alıyor. Modern jetlerde yüksek performans üzerine tasarlanan sistemler olmaları itibariyle güvenilirlik ve sürdürülebilirlik etmenlerinin sağlanması, yıpranma katsayılarının yüksek olması nedeniyle daha güç. Sivil havacılığa nazaran daha ileri teknoloji malzemelerin kullanımının yanı sıra muharebe şartları göz önünde bulundurularak tasarlanan seyir sefer, motor kontrol, gözlem, muhabere, uçuş bilgisayarı, atış kontrol gibi sistemlere ek, hayli pahalı karşı tedbir ve elektronik harp donanımlarını bünyelerinde taşımaları, donanım seviyesi arttıkça muharip jetlerin birim maliyetini yükselten kalemler. Ayrıca uçaklarda kullanılan sistemlerin yaygınlığı, jetlerin üretim adedi, uçuşların sert kinematiği nedeniyle arıza ve bakım sıklığının artması gibi konularda fiyat bareminde önemli etkiler gösteriyor. Kullanıcının üretim zincirinde yer alması, ödenen miktarın belirli oranlarda amorti edilmesine olanak sağlarken, yalnızca kullanıcı statüsünde olan ülkeler bu avantaj mahrum kalan kesimler. Eurofighter Typhoon uçakları daha önceki videomuzda da belirttiğimiz üzere piyasaya çıktığı dönemde iki önemli handikapla kullanıcılara sunuldu. Bunların ilki hava aracının ağırlıklı olarak hava önleme görevlerine yönelik tasarlanması. İkincisi ise Sovyetler Birliği'nin yıkılması. Doğu bloğunun çöküşüyle birlikte ülkelerin tehdit algısında yaşanan değişim ve savunma bütçelerindeki devasa kesintiler tek bir göreve yönelik sistemler olan ilgiyi azalttı. Bu nedenle de tayfunların ilk sipariş sayıları planlananın altında kaldı. Üretim sayıları hedeflerin altında kalınca da doğal olarak birim maliyetler fırladı. Maliyetleri artıran ikinci ana konuysa ise tayfunların karmaşık bir tedarik zincirinin olması. Bu husus elbette ki yüksek maliyetlere toz pembe bakılması için bir gerekçe değil. Ancak konuyu iyi kavrayabilmek için de gerekli. Ana bileşenlerin her biri ayrı bir üretim hattında imal ediliyor. Örneğin onaylanan ilk kurguda o dönemki adlarıyla Premium Aerotech ana orta gövdenin EADS kasa sağ kanat ve hücum kenarı Sled donanımının, BAE Systems ana gövdenin orta kesiminin, kanopi gövde üst kesimi, dikey stabilize, iç kanat flaperonları, ana gövdenin arka kısmıyla, Leonardo ise sol kanat, dış kanat flaperonları ve gövdenin kuyruk kesimindeki kısımların yapısal imalatlarından sorumlu. Yine radar, Praetorian DASS, kokpit aviyonikleri, ec 200 art yanmalı turbofan motor, Pirate IRST gibi donanımlar da farklı ülkelerin iştirak ettiği ayrı ayrı çok uluslu konsorsiyumlarda imal ediliyor. Bunların da yine farklı ülkelerde faaliyetleri, gösteren alt yüklenicilerinin olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Her devletin çalışma ve sosyal güvenlik şartlarının ayrı olması, verimlilik düzeylerindeki değişiklikler gibi konularında politik açıdan hassas Avrupa savunma ve havacılık sektörünün iş gücü maliyetleri açısından göz önünde bulundurulması gerek. Bu da potansiyel verimliliği düşüren, birçok açıdan maliyetleri yükselten bir konu. Üçüncü husus ise Tayfunlar'da kullanılan hemen tüm sistemlerin göreve ve hatta uçağa özel donanımlar olması. Tasarım aşamasında tüm kullanıcıların isterleri göz önünde bulundurularak geliştirilen tayyarelerdeki neredeyse hiçbir donanımın başka model bir uçakta da bulunduğunu söyleyemeyiz. Sisteme özel üretilen, uluslararası pazarda başka platformlarda yer almayan alt komponentlerin üretim sayıları da haliyle imalat hattından çıkan uçak sayısıyla doğru orantılı. Tayfunlar için tasarlanan donanımların yalnızca Tayfun'da kalması tasarım aşamasında boş kağıt fazından itibaren iş gücü, üretim, hammadde, malzeme, ilk edinim, ulaştırma, işletim, bakım ve idame masraflarını katlayan önemli bir husus. Muharip uçaklarda uçuş başına birim maliyetin belirlenmesi birçok değişkenin baz alınması gerekliliği itibariyle oldukça zor. Ortalama uçuş saat giderlerinin belirlenmesi için dikkate alınması gereken kalemlere her ülkenin farklı ekonomik boyutları, farklı büyüklükte filolara sahip olması, uluslararası ilişkiler, siyasi konular ve risk faktörlerine göre değişiklik gösteren kontrat şartları, ülkelerin tehdit algılarına göre değişiklik gösteren uçuş yükleri, rejimleri, yıllık kullanım süreleri, kullanılan yakıt miktarı, uçuş öncesi ve sonrası süreçler, planlı ve plansız bakımlar, kaza kırım oranları, uçucu ve teknik personel sayısı, uçağın yaşı ve konuşlandırıldığı bölge, iklim koşullarına bağlı yıpranma, sorti sayısı, sistem iyileştirmeleri, kullanıcının üretim zincirinde yer alması durumu, lojistik altyapı ve yedek parça tedarik düzeni, iş gücü, kullanıcının personele sunduğu maaş, izin, sigorta gibi sosyal güvenlik hususları, birim uçuş saati maliyetleri gibi maddeleri sıralamak mümkün. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 2016 yılında yayımladığı bir bilgi metnine göre 2015-2016 dönemindeki 19.650 saatlik uçuş görevleri için kasadan 91,1 milyon İngiliz sterlini çıkmış. Buna göre o dönemki maliyetler üzerinden 2014-2015 periyodunda Eurofighter'ın 1 saatlik uçuşu için ödenen tutar ortalama 5.460 İngiliz sterlini iken bir sonraki yıl bu miktar 4.636 İngiliz sterlini. Tabii ki buna ilk edinim bütçeleri dahil olmadığını, uçaklar için yapılan alım ve yükseltme ödemeleriyle oranın daha da yüksek olacağını, İngiltere'nin uçak için ana tedarikçilerden biri olduğunu ve son 8 yılda değişen mali boyutları hatırlatmadan geçmeyelim. Videonun başındaki ilk edinim ve idame maliyetleri neden yüksek kısmında Eurofighter Typhoon'un nedenli karmaşık bir tedarik zincirine sahip olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle zaten daha sistemin ilk kurgusunda sorunu açık, kompleks bir yapı lojistikçilerin karşısına çıkıyor. Böyle bir A tedarik sürelerinin tutturulması konusunu zaten zorlaştırırken, iştirak firma sayısının artması, olası iç yapı kaynaklı sorun kat sayısını ve dolayısıyla da hantallığı ve gecikmeyi başlı başına artıran bir diğer husus. Her ne kadar uluslararası standartlar dahilinde en zorlu ortam koşulları göz önünde bulundurularak tasarlansa ve deyim yerindeyse canları çıkarılana kadar test edilseler de, elektronik donanım askeri sistemlerin en hassas noktalarından, kullanılan parçalardan montaja, test sürecinden kuruluma kadar başlı başına yüksek maliyetli olan donanımların oranı arttıkça bir askeri aracın bakımı zamanında o denli zorlaştığı, harcanan paranın yükseldiği, arıza sıklığının yükseldiği söylenebilir. Eurofighter Typhoon'ların da amiyane tabirle ağzına kadar aviyonikle dolu olduğunu düşündüğümüzde harbe hazırlık oranlarının ne kadar kırılgan olduğunu tahmin etmek pek de zor olmaz. Geçtiğimiz yıllarda Alman Hava Kuvvetleri'nde gündeme gelen sorunlar saydığımız göstergeler için önemli bir delil niteliğinde. Yapılan çalışmada uçakların kanat uçlarındaki elektronik harp podlarının yeterince soğutulamadığı tespit edilmişti. Uçağın öz savunma sisteminin kritik parçalarından olan Olan donanımlarda gerekli değişim, bakım ve onarım sağlansa da soğutma devresinin izolasyonu için gerekli özel bileşenlerin tedarikinde sorun yaşandığı gündeme gelmişti. Bahse konu parçanın piyasada bulunamaması nedeniyle bir süre tedarik edilemediği, üretici firmanın el değiştirmesi yüzünden stoklar tükenene kadar bu probleme kimsenin dikkat etmemesi nedeniyle geçici bir zafiyet yaşandığı belirtildi. İşte bu durum tam da bahsettiğimiz hantallık ve karmaşa da en olmadık yerde sorunun patlak vermesi için mükemmel bir ortam oluşturuyor. Yine de 2020'de Alman Spiegel yayın organında çıkan bir makalede uçakların harbe hazırlık ve uçabilirlik durumları ele alınmış. Yazıda bazı tayfunlarda uçuş güvenliğini tehlikeye atabilecek düzeyde yapısal sorunlar ve yıpranma kaynaklı problemler tespit edildiği bilgisi yer alıyor. Bu nedenle de Luftwaffe'nin bazı tayyarelerin tahmini uçuş ömrünü 6000'den 3000 saate düşürdüğü belirtildi. Her uçak modelinde kimi zaman bu tür sorunların yaşanması olası. Zaten biçilen uçuş ömürleri de yapılan testler, simülasyonlar, hesaplamalar doğrultusunda verilen tahmini değerler. Elbette ki bu söylem yaşanan sorunu hafifletmez. Konuyu daha rasyonel olarak ele alacak olursak iki olasılık karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki karmaşık tedarik zinciri ve sıkışık üretim planlaması nedeniyle kabul muayenelerinde sorunlu parçaların tespit edilemeyişi yahut problemin göz ardı edilerek aksamanın önlenmek istenmesi. Bir diğeri ise daha düşük bir olasılık olarak karşımıza çıksa da Alman bakım personelinin incelemeyi diğer kuvvetlerin yapısalcılarına nazaran çok daha titiz ve derinlemesine yapmış olması nedeniyle genel bir tasarım hatasının tespiti. Ancak Alman Hava Kuvvetleri'ndeki benzer bir yapısal şikayetin 3 aşağı 5 yukarı benzer prosedürlerle bakım, onarım, revizyon ve muayene yapan ülkelerde çıkmayışı ikinci hususu daha da zayıflatıyor. Uçakların harbi hazırlık oranlarının daha da yükseltilebilmesi için BAE Systems Titan adı verilen bir altyapıyı tanıttı. Sistem, uçakların yıllık uçuş saatleri, bakım, yedek parça durumu gibi birçok parametrenin takip edilerek planlı kapsamlı bakım periyodunun 500 saatten 625 saate yükseltilmesine olanak sağlıyor. Firma bu sayede harbe hazırlık oranının artırılarak bakım idame maliyetlerinin de düşürülmesini hedefliyor. Delta kanatlar yüksek sürette uçuşa en uygun konfigürasyonlardan biri olarak görülüyor. Kanat kökünün büyük olması düşük kesit kalınlığından ödün verilmeden kalın ana kiriş yapısına olanak sağlıyor. Bu sayede gerekli yapısal bileşen sayısı azaltılarak aynı sağlamlığın daha düşük ağırlıkla elde edilmesi mümkün. Ayrıca donanımın aynı açıklıktaki farklı konfigürasyonlara göre daha geniş aerodinamik alan ve Teorik olarak nispeten fazla yakıt kapasitesi sundu. Son yaklaşma hızlarının daha düşük tutulmasına olanak sağladığı biliniyor. Tabi burada dahili yakıt hacminin kanat yapısının süpersonik uçuş optimizasyonu için gereken ve kanat kesiti yüksekliğini incelten Sears-Haack yapısı nedeniyle sesaltı uçuşlara göre tasarlanan kombinasyonlara nazaran kısıtlı kaldığını eklemek gerek. Hücum kenarlarındaki akış yapısı nedeniyle yüksek hücum açılarında kaldırma katsayısı artsa da delta yapının derin perde vites durumlarında kurtarılmasının zor olduğu bilinen bir gerçek. Kanat alanının büyük Olması ...ve düşük açıklık nedeniyle ciddi boyutlara ulaşan aerodinamik sürüklenme... ...manevra kabiliyetini olumlu etkilese de... ...özellikle ses altı süratli uçuşta sert çekişlerde ciddi enerji kaybına yol açıyor. Eurofighter'da motor tercihleri... Bu dezavantajın etkilerinin asgariye indirilmesi, manevranın tamamlanması akabinde kaybedilen enerjinin hızla kazanılması doğrultusunda yapılmış. Bu da uçaklara özellikle yüksek irtifalarda yanına yaklaşılması zor performans değerleri sunması itibariyle önemli. Delta kanadı şöyle bir ele aldıktan sonra tayfunlarda tercih edilen long arm olarak da tabir edilen kanardın uçağın ağırlık merkezine olan mesafesinin daha uzun olduğu konfigürasyona ele alalım. Öncelikle kanardlı uçaklarda ses üstü hızlara geçilse dahi kaldırma kuvveti merkezinin daha az hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu sayede konvansiyonel yapılara nazaran mah sayısının arttığını, uçakların denge ve manevra karakteristiklerinin farklı etmenlerden daha az etkilendiğini söyleyebiliriz. Ayrıca kanart, av önleme ve av bombardıman uçaklarının dengesizliğini, dolayısıyla da manevra kabiliyetini artıran önemli bir husus. Düz uçuşlarda ise pilotun iş yükünün azaltılması için hava araçlarının stabilizasyonu, gelişmiş yazılımlarla desteklenen uçuş kontrol sistemleriyle sağlanıyor. Eurofighter Typhoon ekibinin Long Arm tercihi, hava alıklarının pozisyonu temelli denebilir. Yakın mesafeli konfigürasyonun hava alıkları aerodinamisiyle birleştiğinde özellikle seyir durumunda kabul edilemez sürüklenme kuvvetlerine neden olduğunun belirlenmesiyle şimdiki kombinasyona gidildi. Bu sorun, Gripen ve Rafale gibi uçaklardaysa hava alıklarının daha uygun biçimde konumlandırılmasıyla aşılmış durumda. Tayfunlardaki konfigürasyon, Firma söylemlerine göre ses altı hızlarda uçağın çevikliğini artırırken yüksek performanslı süpersonik uçuşlardaysa dengesizlik noktasının ağırlık merkezi gerisine kayması nedeniyle daha stabil bir uçuş sağlıyor. Mevcut kanat ve yarı gömülü silah istasyon yapısının daha hafif, basit yapılı, nispeten kısa iniş takımları entegrasyonuna olanak sağladı. bu sayede uçağın yerdeki hareket kabiliyetinin daha dengeli ve rahat kılındığına söylenebilir. Longar, yüksek hız ve önleme görevleri gözetilerek tasarlanan uçaklar için iyi bir tercih olarak biliniyor. Yüksek, özellikle ses üstü hızlarda verimliliği hayli artıran kombinasyon, rafallerde tercih edilen yakın konfigürasyona nazaran kaldırma kuvvetine ciddi bir olumlu katkıda bulunmuyor. Ayrıca yüksek hücum açılarında uçağın performansına da artırmaması itibariyle etkisiz sayılabilir. Ancak lift kat sayısının etkilenmemesi, aynı zamanda aerodinamik sürüklenmenin azaltılarak enerji verimliliğinin hat safhaya çıkarılması demek. Aerodinamik sürüklenmenin düşük olması, Typhoon'un rafal kadar burnu aniden yüksek açılarda atmasına olanak sağlayacak sert çekişler yapamamasına neden olsa da, motor kabiliyetleriyle birleştiğinde hız kaybı yaşanmadan daha uzun süre dönüşte kalınmasını ve manevradan çıkışta kaybedilen enerjinin hızla geri kazanılabilmesini sağlıyor. Yakın akrabası Rafal üzerinden örnek verecek olursak, Rafal muharebenin başında daha sert çekişlerle dönerek Tayfun'a atış yapabilecek konuma gelebilir. Ancak ilk atışta vuramaması durumundaysa enerji kaybı ve bunu hızla telafi edememesi nedeniyle Eurofighter'ın avantajlı olduğu, teması domine edebileceği koşullar gelişmesi muhtemel. Ek olarak tüm hız durumlarında verimliliği artırırken yakıt ekonomisine de önemli katkılarda bulunuyor. Bunların yanında mevcut kombinasyonun uçağın kalkış performansını artırdığı ve daha kısa pistlerden operasyona olanak sağladığı biliniyor. Her ne kadar teorik olarak yüksek hücum açısı performansını uçağın burnunu aşağı verebilme kabiliyetini yükselterek artırsa da konfigürasyonun etkinlik alanı oldukça dar. Bu nedenle de Eurofighter Typhoon'ların yüksek hücum açılarına karşı hassas olduğu bilinen bir durum. Her ne kadar yazılım tedbirleriyle engellense de transonik süre lerde burnu yukarıya atma eylemine neden olan donanımın spinden kurtulma kabiliyetine etki etmediği de belirtiliyor. Ayrıca üretici firmanın uçağın hava yar yüküyle alçak irtifalarda manevra kabiliyetini artıracak ilave bir aerodinamik kit geliştirdiği de biliniyor. Aerodinamik yapı, motor ve tüm bunların kombinasyonunun uçağı özellikle yüksek irtifalarda batılı benzerleri için neredeyse rakipsiz kıldığını söylemiştik. Yüksek hız ve irtifa, hava muharebesinde inisiyatifi elde tutmak için başlangıçtan itibaren iki önemli kazanım. Öte yandan uzun menzilli ve hatta ufuk ötesi temaslarda hız ve yükseklik avantajının havadan havaya füzelerde çıkış süreti ve hava katmanının daha ince olması nedeniyle aerodinamik sürüklenme açısından menzil ve ivmelenme gibi değerlerde ciddi avantajlar sağladığını söyleyebiliriz. Son olarak biraz önce bahsettiğimiz tüm bu özellikler Eurofighter Typhoon'ların süpersonik hızlarda seyir yani Super Cruise karakteristiklerinde muadillerinden daha üstün düzeyleri çıkarıyor. Modern dönemde hava muharebeleri geliştirilen her uçak modeliyle beraber değişiklikler sürdürüyor. Özellikle her yeni jenerasyonla beraber hava hava muharebelerinin şekli biraz daha farklılaşarak uzun menzilli angajmanların önemi giderek arttı. Bu anlamda özellikle 3. nesil savaş uçaklarından başlayarak günümüzde radarların kullanımı ve angajmanların özellikle ilk aşamasının uzun menzilde gerçekleşmeye başlaması doktrinal olarak yerleşmiş durumda. Bununla beraber yakın hava muharebelerinin de tamamen önemini kaybettiğini iddia edemeyiz. Özellikle cephe havacılığı için hava muharebelerinde oldukça yakın mesafeden gerçekleşebilecek angajmanların angajmanların oranı hala yüksek kabul ediliyor. Modern muharebelerde, özellikle Hollywood filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz türde birebir kıran kran'a temasların pek yaşandığını söyleyemeyiz. Bu noktada ikili ya da dörtlü muharebe gruplarının belirli taktikler doğrultusunda angajman yaşamasının daha yaygın olduğu söylenebilir. Bu konuyu cepte tutarak kısa menzil temasları farklı senaryolar üzerinden şöyle bir inceleyelim. Tabii ki yakın mesafe angajmanları, özellikle orta menzili at unut füzelerinde giderek gelişmesiyle beraber neredeyse 10 ila 15 kilometre menzilden başlıyor. Bu tarz temaslarda tarafları yakın mesafeye inmeye zorlayan koşullardan en önemlisi yüksek irtifada angajmana başlamayan uçak temas alanından uzaklaşmayı seçse de kendine atılacak orta menzili füzelerden kaçmasının oldukça zor olması. Radar güdümlü mühimmatlara karşı yapılan savunma manevraları, füzeleri 90 derecelik bir açıya alarak takip çözümlerini düşürmek, ani şekilde yön değişiklikleri yapmak ve bu arada hız ve enerji kaybetmemekten geçiyor. Angajman içerisindeki taraflar bu manevraları 10-15 kilometrelik bir mesafede yaparken birbirlerinden uzaklaşmak yerine mesafeyi kapatarak radar güdümlü füzelerin etkinliğini kırmayı tercih ediyor ve çatışma mesafesi kısa menzillik kızılötesi arama yapan füzelerin etkinlik alanına düşüyor. Günümüzde bu sistem etkileri çok artmış durumda ve bahse konu çatışmaların çok kısa sürmesi bekleniyor. Yine de bu tarz angajmanlarda karşı tedbir sistemleri ileri düzeyde gelişmiş olan yeni model uçakların yakınlaşma sırasındaki ilk salbodan kurtulma olanakları daha yüksek. Yaklaşma safhasının ardından it dalaşı ya da dogfight olarak tanımlanan faz başlıyor. Burada hala yakın menzilli füzeler etkili. Fakat bu tarz manevralarda dönüş yarı çapı, uzun süre hız kaybetmeden bu dönüşleri sürdürebilme ve rakibe kilitlenerek atış çözümü alabilmek veyahut da hasmın bunu yapmasına izin vermemek için yüksek G manevraları yapılıyor. Füze tehdidinden korunmak isteyen avcı uçakları bu sebeple bu manevraları rakibi oldukça yakında tutarak yapmaya çalışır. Tüm bu nedenlerden ötürü uçaklarda halen makineli topların mevcudiyetini görmekteyiz. Zira bu son safhada birbirine çok denk iki uçak ve pilot angajmanı mümkün olduğunca yakın mesafede sürdürebilmekte. Dogfight dediğimiz angajmanlarda uçakların aerodinamik özellikleri, dönüş yarı çapları, ani bir şekilde yüksek derecelerde dönüş yapabilme kabiliyetleri ve tırmanma güçleri, önemli parametreler F-16 gibi uçaklar, tüm bu parametreleri iyi şekilde tutturan model. FA-18 Hornet veya Su-27 gibi tasarımların daha çok hız kaybını göze alarak aniden yüksek açılarda dönüş yapabildiklerini ve rakibi baskı altına alabildiklerini görüyoruz. Delta kanat tasarımların ise en önemli özellikleri genelde yüksek irtifalarda kendini gösteriyor. Çok dar dönüş açılarıyla rakibi sürekli baskı altına alabilen delta kanat uçaklar bu dönüşlerde kaybettikleri hızı kompanse etmek için irtifa kaybını göze alıyorlar. Bu sebeple yüksek itki ağırlık gücü olan delta kanat konfigürasyonları belirli bir irtifa kaybının ardından dikey manevralarla yeniden irtifa kazanabilmeyi başarmalarının yanı sıra uzayan angajmanlarda dahi avantaj yakalayabiliyor. Avrupa'da da MiG-21 gibi delta kanat tasarımlarının ittalaşınca 3. nesil Amerikan modellerini ani dönüş ve yüksek tırmanış özellikleriyle terletmesinin ardından çıkarılmış uçaklar mevcut. Bu tayyarelerin birçok karşılaşmada delta kanat modellerin hem Rus-Sovyet kanat gövde konfigürasyonlarının ani yüksek hücum açısı avantajlarını MiG-29 ve FA-18 hem de F-16 gibi yatarak çekişlerde uzun süreli dönüş çapı performansı daha konvansiyonel modellerin avantajlarına rahatlıkla karşılık verdiği gözlemlenmişti. Delta kanat konfigürasyonlarının avantajlarını oldukça güçlü motorlar ve tırmanma kapasitesiyle birleştiren, ayrıca angajmanları yüksek irtifada başlama seçeneğini dikte edebilecek kapasiteki Eurofighter'ların, pilotların uçaklar için gerekli eğitimleri alması, bu noktada küçük bir parantez açalım, Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotlarının uzun süre Eurofighter'larla sadece önleme eğitimi aldığı ve yakın angajman gerektiren muharebe eğitimleri üzerine pek düşülmediği biliniyor. Uçağın dilini çözmesi ve tayyarenin anlayacağı biçimde uygun taktiklerle hava muharebesine girmesi durumunda kamuoyunda oluşan algının aksine yakın hava muharebelerinde de piyasadaki hemen her modelle rahat rahat kapışabileceği görülüyor. Captor radar ailesinin ISA üyesi olan Captor E, aktif faz dizinli bir sistem. Eurofighter Typhoon'lardaki mekanik taramalı konvansiyonel radarın yerini alması için geliştirilen sistemde, handsalt üretimi yüksek güç üretebilen SMT RM olarak da adlandırılan 1626 adet standartize modüler verici alıcı modülleri bulunuyor. I-Band'da faaliyet gösterdiği bilinen sistemin bahse konu yapı itibariyle 9 kW'dan daha fazla güç üretebildiği tahmin ediliyor. Her ne kadar boyutlarına nazaran büyük işler yapsalar da bu tür kompakt antenlerin ısınma sorunu yaşadığı ve ek soğutma sistemlerine ihtiyaç duyduğu biliniyor. E-Captor'da da buharlaşma yoluyla soğutma yapan bir donanım mevcut. Mekanik radarla Eurofighter Typhoon'larda yaşanan düşük kapsama alanı sorununu aşan ve hatta kabiliyeti inovatif bir anten yönlendirme tasarımıyla bir adım öteye götüren sistemlerin 120 derecenin çok daha üstünde bir kapsam alanı sağladığı belirtiliyor. Karıştırmaya karşı dayanıklılığın daha da artırıldığı yeni radar radarda tespit edilebilirliğin de düşürüldüğü açıklandı. Geçmişte verilen bir demeçte EADS'de görev yapan bir radar uzmanının yeni Kaptur'un F-35 Lightning 2 59 kilometre menzilden tespit edebildiği iddiası kayıtlara geçmişti. Airbus'un yayımladığı resmi bir görsele göre kaptur E 200 kilometre üzerinde bir tespit menzili ve 200 derecelik bir alanda görüş açısı sunuyor. Hava-hava kabiliyetine, daha uzun menzilde daha hızlı ve daha isabetli menzil hesaplama yapabilmesi, tespit ve teşhis imkanlarını genişletmesi itibariyle limit ötesine taşıyan yeni donanım, uçakların füze güdüm yetenekleri, birden fazla hava ve satıh hedefinin eş zamanlı takibi, havadan satıh kabiliyetleri ve atış kontrol sistemine de önemli olumlu katkılarda bulunuyor. Doppler radar mantığıyla çalışan sistemin, pilotun durumsal farkındalığını artırdığı, çok modlu atış kontrol radarı desteği sayesinde daha gelişmiş bir silah sistem desteği sundu, hızlı ve gelişmiş tespit takip olanağı sağladığı da firma verileri arasında yer alan bilgilerden. Ayrıca AESA sistemlerin anten yapısı sayesinde elektronik destek donanımı olarak kullanılabildiği, sinyal istihbaratı yapabildiği ve düşmana dair önemli veriler toplayabildiği de biliniyor. Elektronik harp donanımı sayesinde radyo frekansı açısından kirli ortamlarda dahi görev yapabilen Typhoon, bu görev için iyi bir platform teşkil ediyor. Hiç şüphesiz bu kabiliyet de kullanıcı ED kütüphanesi için paha biçilemez bir kabiliyet sunuyor. Gelecek nesiller için de üzerinde özellikle durulan, uçağı radyo frekans açısından neredeyse dokunulmaz kılan ve özellikle hava hava hedeflerine karşı uçaklara fazladan şans tanıyan TRD donanımlı DASS suite'i ve Pirate RST donanımıyla birleştiğinde Captor E donanımlı bir Eurofighter Typhoon'un elektronik karıştırmaya karşı immün, radyo frekans kullanan sistemler için dokunulması güç bir çözüm sunacağı aşikar. Böyle bir uçağın sınıfının en iyilerinden birisi olarak gösterilen bir radarla bölgedeki tüm unsurları hava muharebe boyutları taktik düzeyi aşan, hasım unsurlara faturası avaks ya da tanker kaybı gibi stratejik düzeylere erişen sonuçlarla kaybettirerek avantaj sağlayacak bir güç çarpanı haline gelebileceğini söylemek mümkün. Yine de AISA radarların her ne kadar filtreleme özelliğiyle donatılsa ve gelişmiş yazılımlarla desteklense bile özellikle yer şekilleri açısından karmaşık ve ormanlık arazilerde sinyal yansımaları nedeniyle zaman zaman sapıtabildiği de biliniyor. Tayfun uçakları sinyal izinin asgariye çekilerek belirlenmesi ihtimalini düşüren donanımlara sahip. Bu konuyu açıklamadaki linkten erişebileceğimiz birinci videomuzda da işlemiştik. Öte yandan hava araçlarının A merkezli harbe yüksek uyumluluk gösterdiği biliniyor. Bu kapsamda 2017'de yapılan bir denemede Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Eurofighter Typhoon, MADL adlı çok fonksiyonlu gelişmiş veri bağı sistemi sayesinde aktarılacak bilgiyi Link-16 formatına dönüştürdü ve F-35B Lightning 2'ye gizliliği bozmadan aktarmayı başardı. Gelişme, farklı nesil jetlerle A merkezli harp için hiç kuşkusuz kritik önem arz ediyor. Bu durum sayesinde eldeki 4 ve 4.5. nesil jetlerin oyun dışı kalmadan modern muharebe sahası gereksinimlerini azami uyum sağlaması, üst jenerasyon uçaklardan gelen veriyi alıp işleyerek pilotun durumsal farkındalığını artırması da hedefleniyor. Bu noktada Çin'in 5. nesile geçişi J-20, Rusların ise Su-57 ile yaptığını ve özellikle yatırımların A merkezli harp üzerine yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Olası bir Türkiye'nin F-35 alamaması senaryosundaysa, milli muharip uçakın konsept, doktrin ve kullanım açısından tam manasıyla oturarak istenen harbi hazırlık seviyesine ulaşacağı döneme kadar Eurofighter belirli feragatlerle 5. nesile geçiş için önemli bir basamak teşkil edebileceğini söylemek mümkün. Buna en önemli işaret olaraksa Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin F-35 ile Eurofighter'ı konuşturma başarısı gösterilebilir. İki Eurofighter Typhoon videomuzda da belirttiğimiz üzere platformlar tam bir hava üstünlük uçağı. Her ne kadar birçok değişkene bağlı olarak bakım ve idame maliyetleri bir nebze daha yüksek olsa da uzun uzun anlattığımız sebepler nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri için mevcut koşullarda tedarik edilebilecek en iyi 4.5. nesil seçeneklerden biri olarak nitelendirmek mümkün. Tabii ki Tayfun alımı F-35 Lightning 2 kapısını kapatmaz. Kapatmamalı. Almanya'nın da F-35 alımını göz önünde bulundurarak Eurofighter Tayfunların elektronik harp kabiliyetini daha da artırmak için harekete geçtiği biliniyor. Hem Kraliyet Hava Kuvvetleri hem de Luftwaffe'nin Eurofighter'ların hava önleme görevlerini F-35'lerden daha iyi yapacağı görüşünü değerlendirdiği de malum. Videoda anlatılan avantajlara ek olarak Brimstone ve Meteor güç çarpanına biraz daha genişçe değinelim. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin IŞİD ile mücadele operasyonlarında başarıyla kullandığı Brimstone'lar aslında Adalar Denizi için biçilmiş kaftan. Hava hava füzelerine ek bir uçakta 18 adete kadar bahse konu havadan sata güdümlü mühimmatın taşınabiliyor oluşu, birkaç hava aracıyla tüm bölgede bulduğu her deliğe saklanabilen atik,

ve kıvrak hücum botların kabusu haline gelinmesini işten bile kılmayacaktır. Sate taarruz grubunun meteor hava hava füzeleriyle desteklenmiş muhafız kollarıyla korunması ise bölgede komşunun sadece sortilerini artırmasına değil, tanker gibi güç çarpanına daha çok ihtiyaç duyması, eri ay R-99 avakslarının sürekli uçurması ve neredeyse tüm muharip jet gücünü havada tutması gerekliliğini doğurmasına yol açabilir. Safkan bir hava üstünlük uçağının batıda uçurulması, caydırıcılığın artırılmasına ek, karşı komşu için idare mali olarak güç, ciddi bir lojistik sorununu beraberinde getirebilir. Türk Hava Kuvvetleri'nin olası bir alımında, tayfunların anlatılan caydırıcılığı sağlayacak düzeyde uçurulabilmesi, orta ve uzun vadede ilgili kuvvetin uçuşlarını maddi sorunlar nedeniyle önemli oranda azaltabilecek, uzun süre önce yitirilen katı hava üstünlüğünün yeniden sağlanmasına olanak sunacak bir çarpan olarak da katkı sağlayabilecek önemli bir gelişme teşkil edebilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Savunma analizi takip etmeyi unutmayın. Gönderimizi beğenerek bizi destekleyebilir, çan butonuna tıklayarak en son içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.